Böcek ve sinekler, bunu hep vurgularım. Bir olay gerçekleştiği zaman, bir ölüm gerçekleştiği zaman olay yerine ne ilk polis gider ne de jandarma gider kırsalda olsa bile. İlk olay yerine sinek ve böcekler gider. Neden? Çünkü onlar zaten oradalar. Ve gider insan vücudunun özellikle delikli kısımları, işte burundu, kulaktı, ne bileyim başka bölgeler, kesici alet yaralanması, işte kopma vesaire varsa o bölgelere giderler, yumurtalarını bırakırlar. Ve her böceğin, sineğin evrimsel bir siklusu vardır, bir değişimi vardır. Ne demek istiyorum? Yumurtayı bırakır, belli bir süre sonra larva olur, belli bir süre sonra gelişerek pupa olur, sonra da erişkin formatına ulaşır. Ve bunlar her böcek ve sinek için farklıdır. Biz bunlar üzerinde inceleme yaparak, örneğin bir pupa bulduk, erişkin bir sinek bulduk, böcek bulduk ceset üzerinde. Bunu inceleyerek kaç gün önce öldüğünü söyleyebiliriz. Yine bu böcek ve sinekler üzerinde bir takım kimyasal, toksikolojik incelemeler yaparız. Yine biyolojik materyaller ararız. Bunları da bulduğumuz zaman saldırganın kimliklendirmesine, katil ya da katillerin kimliklendirmesine de yardımcı olabilir. Kişinin zehirlenerek ölüp ölmediğini de hesaplayabiliriz. Özellikle hiç yumuşak doku kalmamışsa, iskeletleşmişse. O nedenle bu yeni bir uygulama. Daha doğrusu dünyada pek çok ülkede uygulanıyor ama bizde yeni yeni deneysel anlamda uygulanıyor. Bu vakada uygulanması da yeni bir perspektif katacağını düşünüyorum. Umarım o da işe yarar. Sayın Dokyoz, önemli ve değişik bir yöntemden, hiç duymadığımız, sizler Evet. biliyorsunuzdur, biz duymadık. Belki birçok bulguda ve birçok böyle davada da yapılan bir sistemdi ama bugün gün yüzüne çıktı şimdi. Her türlü elimizde ne var ne yok, narindeki o bulguları bulmak için hızlı bir şekilde çalışıyor ekipler. Fakat narinin su altında kaldığını, günlerce hatta kaldığını göz önünde bulundurursak, bazı bulgularında kaybolabilme ihtimalini de değerlendirirsek, suyun altında kalması bu böceklerin orada kalabilmesine, hala da o yumurtalarının veya büyüme evrelerini gerçekleştirilmesine imkan sağlar mı? Burada tabii ki ilk gün bulabilseydik ya da ikinci gün bulabilseydik, su altına konulmadan önce bulabilseydik çok daha büyük deliller sağlardı. Fakat cesedin su altında kalması, torba içerisinde olması kısmen korunaklı bir ortam da yaratıyor. Yani suyun içinde olması, normalde açık alanda olsaydı biz bu cesette hiçbir bulamayabilirdik. Çünkü çürüme gerçekleşecekti. Bu da normal bir ölüm sonrası bir değişimdir. Hızlı gelişir özellikle Temmuz-Ağustos aylarında. O yüzden mi Kısmen Sayın korunaklı Dokyoz, bir... şimdi şöyle burayı ne olur atlamayın. Su altında, çünkü bazen dinlediğimizde böyle yol gösterici olacak diye de çok da konuşmaktan da aslında imtina ediyoruz. Ama şunu soruyoruz, işte su altında kalması şu bulguları yok etmiş olabilir. Ama bize bazı bulguları da daha net verebileceğini gösteriyor. Ya da işte gömülseydi şunlar yok olurdu, bunlar devam ederdi. O zaman hiçbir cinayet kusursuz değildir sorusunu tam da burada mı veriyoruz cevabını? Evet, hiçbir cinayet kusursuz değildir. Çünkü cinayetin kendisi kusurun en büyüğüdür. Ve her olay mutlaka bir iz bırakır. Bizler de adli tıp uzmanları, adli bilimler uzmanları, bu alanda çalışan profesyoneller bu izleri bulmaya çalışırız. Bu izler mutlaka vardır. Var olan izleri biz görünür kılmaya çalışırız. Mesele budur. Burada da olay öyle. Her ne kadar 19 gün geçmiş su altında kalmış ama mutlaka bulgular var. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? 91 örnek alınması önemli bir bulgu, veri. Biz otopsilerde bu kadar yüksek oranda örnek, materyal almayız. Demek ki şüphelenilen lezyonlar var, bölgeler var ve her bölgeden örnek alınmış. Bunlar da olayın çözümüne katkı koyacak diye düşünüyorum. Peki suyun altında kalması, buradan devam edelim. Tüm bulguları bize bazı bulguları yok ettiği gibi bazı bulgular içinde gizlenmesi açısından aslında avantaj mı sağladı? Yani dezavantajları olduğu kadar avantajları da mı var? Tabii ki dezavantajları yüksek ama avantajları da sağladığını düşünüyorum. Bunu ne kadar avantaj sağladı, ne kadar dezavantaj sağladı? Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvar incelemeleri sonrası gelen bulgularla daha net konuşabileceğiz. Şu anda tamamen olasılıkların ekarte edilmesi, olasılıkların gün yüzüne çıkarılması üzerinden konuşuyoruz. Ben 91 örnek alındığı için biraz umutluyum açıkçası. Şimdi bir battaniye, battaniyeden söz ediyoruz. Battaniyenin dokusu, battaniye kimin evinden çıktı? Bu battaniye kime aitti?
noktasında aslında yoğunlaştık. Battaniyede de bir araştırma ve işin uzmanları bunu tespit etmişlerdir. Bu battaniyeden çıkacak mesela alınacak örnekler suyun altında kalması sebebiyle yok olmuş olabilir mi? Ama battaniyenin de böyle şimdi neden yapıldığını bilmiyoruz. Sentetik mi yoksa kumaşına göre de değişiklik gösterir mi? Yün mü? Bildiğim kadarıyla battaniye ile birlikte suya konulmadı diye biliyorum. Hı hı. Yani yanlış bir bilgi mi? Evet. Yok yok doğru olabilir de şunu söyleyeceğim. Yani evet. Herhangi bir şey battaniye nereden çıktıysa ya da battaniyeden evet. alınacak deliller bizi suçluya da götürür mü? Battaniye bulunmadı diye biliyorum. Eğer bulunursa battaniye üzerinde incelemeler yapılacaktır. Bizim çeşitli dalga boylarında ışık kaynaklarıyla inceleme yaparız ve battaniye üzerinde kıl mı var, kan mı var, tükürük mü var, sperm mi var? Her türlü biyolojik materyal saptanır. Ayrıca çok büyük büyütmelerle, teleskop gibi düşünün, incelenerek battaniye üzerine buluşmuş başka kişilere ait, bulaşmış başka kişilere ait materyaller de bulabiliriz. Giysi parçaları vesaire. O nedenle battaniye çok önemli bir delil. Umarım güvenlik güçlerimiz bunu bulur ve bunun üzerinde de bu bahsettiğim incelemeler yapılarak dosyanın aydınlatılmasına, olayın aydınlatılmasına katkı sağlar. Peki. Şimdi Sayın Doköz, aslında siz işin uzmanı sizlersiniz. Bizler sorularımızı merak ettiklerimizi soruyoruz. Konuyu da başka noktaya saptırmadan şunu merak ediyorum. Ya biz aslında ben günlerdir takip ediyorum, izliyorum dediğinizde bu zamanki şu ana kadarki işte çalışmalarımda görmüş olduğum örneklendirmelerde benim kafama takılan şuydu dediğiniz ya da dikkatimi çeken buydu dediğiniz bir başlık var mı deneyimlerinize? Şöyle söyleyeyim, ben hani bu tür programlara çıkma sebebim adli tıp, adli bilimler alanında yaptığımız bilimsel çalışmaların okuryazarlığını yapmak. Yani kamuoyuna adli tıpın, adli bilimlerin ne işe yaradığını anlatmaya çalışıyoruz. Burada da yaptığımız iş o ve tabii ki bunu yaparken hem hukuk sistemine, savcılığa, güvenlik güçlerine katkı sağlamak hem de topluma katkı sağlamak. Ben gördüğüm kadarıyla burada tabii ki bir takım bazı eleştirilerim oldu soruşturma süreciyle ilgili, yönetilmesiyle ilgili, bu sürecin yönetilmesiyle ilgili. Ama diğer taraftan da harcanan gerçekten çok büyük bir emek var. Ve bu dosya, bu olay hem kamuoyuna mal oldu ve herkes elinden gelen katkıyı koyuyor. Ben o nedenle şu an şunun üzerinde yoğunlaşmalı diyebileceğim ekstra bir şey yok. Çünkü biz kamuoyuna yansıdığı kadar bilgiler üzerinde yorumlamalarda bulunuyoruz. Benim bir bu şeyle ilgili söyleyebileceğim en önemli şey, kurumsal yapılarımızın ortalığa dökülen belge ve bilgilerde, çünkü yetersiz belge ve bilgiler üzerinden yetersiz yorumlar yapılır ve toplumun kafası karışır. Bu kez Fısıltı Gazetesi devreye girer. Doğru. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu başta olmak üzere diğer işte jandarma komutanlığı, işte polis, kriminal, savcılık zaman zaman toplumu bilgilendiren ve toplumun bilmesi gerektiği kadar çok da ayrıntıya girmeden bilgileri kamuoyuyla paylaşırsa yararlı olacağını, bizlerin de toplumu aydınlatırken bu değerlendirmeler kapsamında görüşlerimizi sunacağımızı vurgulamak istiyorum. Bu önemli. Bu kurumsal yapıların saygınlığını düşürmez, tam tersine saygınlıklarını ve yaptıkları çalışmaların niteliğini artırır diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Doköz, ifadelerden yola çıkalım. İfadeler önemli, telefon görüşmeleri önemli. Siber suçların da işin içinde dahil olduğunu ve bu konuyu derin bir şekilde araştırdığını. Burada adli tıp uzmanı olarak şimdi bu tür cinayetlerde biz günlerdir bir numaralı şüpheliyi aradık ya da işte kimler bu işi gerçekleştirir? Siz dediniz ki az önceki dilimde ben o bölgeye baktığımda bunu tek başına yapabileceğini, hatta oraya gidebileceği ihtimalini bile göz önünde, dere yatağından söz ediyorum. Nevzat Bahtiyar olarak tanıdığımız ve tutuklu bulunan şahıs. İşi gereği sıvacı olması ve inşaat işleriyle uğraşması sebebiyle bunu tek başına yapamaz mı? Bu ihtimal tamamen çok mu az gözüküyor sizin uzmanlık alanınıza göre? Olay yeri rekonstrüksiyondan bahsetmiştik Göksu Hanım. Bunun için olay yerine gidip olay yerini görmek gerekir. Benim bahsettiğim, ben televizyon kanalında izlediğim bir görüntüden yola çıkarak bu yorum yaptım. Elbette. Oradaki muhabir arkadaşlar
engebeli bir yer, yüksek bir yer ve oradan aşağı indirmenin mümkün olmadığına ilişkin bir yayın yaptılar. İzlediğim kadarıyla bir kişinin oradan sırtında bir cesetle o bölgeden inip o bölgeye gidip onu oraya koyması biraz hani ifadenin güvenilirliği ile ilgili sıkıntılar olduğu şeklinde yorumladım. O bölgeyi görüp değerlendirmek gerekiyor. Yani kişilerin verdiği ifadelerin, anlatımların doğruluğunu ya da yanlışlığını anlamak için olay yeri rekonstrüksiyonu dediğimiz olay yerinin yeniden canlandırılmasına gereksinim olduğunu vurguladım. Bunu da hem jandarma kriminalin hem polis kriminalin ekipleri var. Bu arkadaşlarımız bunu ben yaptığını düşünüyorum. Yapıyorlar zaten. Ona göre bir değerlendirme yapılacaktır. Benim bu yorumu yapmam erken olur. Ben Peki. gördüğüm kadarıyla bir hani bir Peki. analiz yapmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Adli tıp uzmanı Halis Dokgöz olaydaki gördüğü buradan kendi uzmanlık alanı doğrultusunda bize açıklamalarını gerçekleştirdi.